Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane pomucuk, puf puf pankek tarifiyle geldim arkadaşlar. Japon pankeki. Bir de bu tarifi benim tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetliydi. Biz çok sevdik. Gördüğünüz gibi burada da dokusunu pamucuk arkadaşlar. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, pankekimiz için gerekli olan malzemelerimiz. 3 tane yumurta. 40 gram şeker kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. 30 milim süt. Yaklaşık aşağı yukarı 2-3 yemek kaşığı kadar. 1 çay bardak un. 60 gram oluyor. Ben tartıyı ve bardak ölçülerini de sizlere veriyorum arkadaşlar. 1 çay kaşık kabartma tozu. Evet. Bütün malzememiz bu kadar. Şimdi pankekimizin yapılışı. Yumurtayı sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını mikser kabına alalım ve şekeri 2-3 aşamada ekleyerek kar gibi gördüğünüz gibi bu kıvam alana kadar çırpalım. Çok güzel köpük oluştu. Gördüğünüz gibi bu köpük asla sönmeyecek. Şeker ile çırptığımız için yoğun bir kıvam oluyor. Şimdi 3 tane yumurta sarısını da teker teker ekleyerek tek yöne çevirerek karıştırarak harcımıza yedireceğiz yumurta sarısını. Bu şekilde tek yöne karıştırarak yumurta sarılarını yedirelim arkadaşlar. Aynı işlemi diğer yumurta sarılarına da uygulayalım. Tek seferde ekleyip tek yöne karıştıralım. Evet, bu şekilde yumurta sarısında beyazına yedirmiş oluyoruz. Yaklaşık 30 milim sütü de birkaç aşamada ilave edelim. 2-3 yemek kaşığı arası geliyor arkadaşlar. Çay bardağı yarısı tam dolmadan o şekilde ayarlayabilirsiniz. Birkaç aşamada sütü de ilave ediyoruz ve tek yöne doğru yedire yedire karıştırıyoruz. 1 çay kaşık kabartma tozunu bu şekilde süzgece alalım. 1 çay bardak unu da ekleyip eleyelim. Bu şekilde topaklanmamasını sağlayacaktır. Süzgeçten eleyelim mutlaka arkadaşlar. Daha sonra tekrardan spatula ile tek yöne doğru güzelce homojen kıvam alana kadar karıştıralım. Bu şekilde karıştırdıktan sonra artık pankek hamurumuz hazırdır. Şimdi teflon tavamızı ocağa koyalım ve ısıtalım. Tava güzelce ısındıktan sonra dondurma kaşığı ile birer top 4 tane tavama koydum. Benim tavam burada küçük geldi arkadaşlar. Sizler dilerseniz biraz daha büyük tava kullanabilirsiniz varsa ya da yoksa da 2 ya da 3 pankeki birden pişirebilirsiniz. 4 tane pankek gerçekten daha sonrasında şişeceği için biraz dar geldi. Bunun için de şekli biraz yamuldu diyebilirim. Daha güzel top böyle pankekler istiyorsanız, şekli daha güzel kalsın istiyorsanız 4'ünü birden pişirmeyin derim. Benim tavsiyemdir sizlere. Gördüğünüz gibi oldukça dağılmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde pankekimi 2-3 top kaşık koyduktan sonra 2 yemek kaşık suyu da bu şekilde tavamın geri kalan kısımlarına ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını orta dereceye kısıyorum. Yaklaşık 3 dakika pişiriyorum. Evet. Burada yapışmalar olduğu için şimdi ayırarak çeviriyorum arkadaşlar. Oldukça güzel kabarıyorlar. Evet, çevirme işlemi bittikten sonra tekrardan tavamıza 2 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğiz. Kapağını kapatacağız ve tekrar 2-3 dakika pişireceğiz panketlerimizi. Sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Evet.
Şimdi kapağını tekrar kapatıyorum. Ve bu şekilde yaklaşık 3 dakika daha pişiriyorum. Ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz şekilleri bozuk olsa da kesinlikle pamucuk bir pankek yedik. Gerçekten bu zamana kadar yediğimiz en pamuk, en pufudik pankekti. Dilerseniz üzerine bal, dilerseniz çikolata sürebilirsiniz. Ben üzerine sürme çikolata sürdüm ve üzerine de muz dilimleriyle servis yaptım. Mevsim meyvesi evinizde ne varsa onu koyabilirsiniz. Bu şekilde atıştırmalık tatlı olarak kahvaltıya değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarifi uygulayınca da sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı kanalımdan eksik etmeyin lütfen. Sizlerin yorumları ve beğenileri benim için değerlidir. Evet, şimdi burada keseceğim. Sizlere dokusunu da göstereceğim. Videonun başında olduğu gibi. Evet, keserken bile pamukluğu anlaşılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Belki bu zamana kadar yediğiniz en pamuk pankek olacak. Kek tarzında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ayrıca zil sesini de açmayı unutmayın. Çok önemlidir. Paylaştığım videolarımdan bildirim almanız için zil sesini açmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.